Değerli izleyenlerimiz, iyi akşamlar. Boğaz TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ve günün gelişen haberleri: Çanakkale'de dün akşam can pazarı yaşandı. Meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere ise iki kişi yaralandı. Can ilçesinden Çanakkale istikametine giden Murat Kuroğlu yönetimindeki 17 AU 688 plakalı özel araç, Hurmaköy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak zemine çarparak takla attı. Takla atan araçta sıkışarak ağır yaralanan Rıdvan Kuroğlu, İtfaiye ekiplerinin aracı kesmesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Değerli izleyicilerimiz, Biga'da ise uyuşturucu operasyonu vardı. Biga'da İç Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren ekipler, bonzai sattıklarını tespit ettikleri AG, EZ ve SK'nın bulunduğu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 11 gram esrar ve 75 adet fişek tabir edilen kağıda sarılmış bonzai bulundu. Şüpheliler, İç Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. AG ve EZ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esine'den bir haberle devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Esine'de başıboş dolaşan köpekler 160 koyundan 20 tanesini telef etti. Esine'de Ali Can'a ait koyun ağılına giren köpekler 160 koyundan 20 tanesini boğarak öldürürken 35 kadar kuzuyu da yaraladı. Valla bunu köpekler 160 hayvandan, kuzulardan 20 tane ölü var, 6-7 yaralı var, 2 tane de kayıp var. Bildirdik, belediyeye bildirdik. Belediye yapacağımız bir şey yok dedi. Değerli izleyicilerimiz, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri 2 gün önce AK Parti Eskişehir Üniversiteler Başkanı Musab Tayyip Altın Kaynağı yönelik yapılan sözlü saldırıyı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi önünde protesto etti. Bu açıklamayı ülkenin vatansever gençleri olarak Eskişehir'de AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Bilim Başkanımız Musab Tayyip Altın Kaynak'a kendini bilmez 3-5 kişi tarafından yapılan saldırıyı kınamak için yapıyoruz. Bu kişiler şunu unutmamalıdır ki bizler milletine ve devletine bağlı gençler olarak bu milletin 81 ilinin 81'inde de varız. Bundan sonra da olacağız. Evet, bizler de tarafız. Ülkemizin menfaatlerine tarafız. Üniversitelerimizin ilim, irfan yuvaları olmasına tarafız. Uğradığı saldırı neticesinde edebinden prim vermeyen, Elif gibi dimdik duran Musab Tayyip kardeşimizin sergilediği davranış dolayısıyla tebrik ediyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki Musab kardeşimiz asla yalnız değildir. Buradan sesleniyoruz. Üniversitelerde vandallara yer yok. Ülkemiz şu an ne 80'lerin Türkiye'si ne de 90'ların üniversiteleri. Söylüyoruz. Üniversitelerde teröristlere asla yer yok. Üniversitelerimizde bu devletin ekmeğini yiyip devlete ve millete ihanet içerisinde olanlara yer yok. Ülkemiz böylesine zor bir süreçten geçerken birlik ve beraberliğimizi perçinlememiz gerekirken bu tip davranışlarla kendilerine prim çıkarmak isteyen kişi veya kişilere taviz vermeyeceğiz. Bizler farkındayız ki amaç büyük Türkiye yolunda sağlam adımlarla ilerleyen ülkemizin önünü kesmek, ülke gelişimini engelleyip yavaşlatmaktır. Ancak şu husus unutulmamalıdır ki bizler Ak Gençlik olarak hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir zaman
korkmayacağız. Devletimizin ve milletimizin yanında olup her zaman korkuyu korkutan taraf olacağız. Musab kardeşimize... Ve değerli seyircilerimiz, Biga Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü başkanı Özgür Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti. Çünkü bu süreçte Çanakkale'de boş durmamak lazım. Yoğun çalışmamız lazım. Biga'da biliyorsunuz internetten evvel yaşadığımız yeniden yerel yönetimi kazanmış olması çok önemli. Yerel yönetimler arası dayanışma ile yerel yönetim olmayan ilçelerimize de destek olmamız gerekir. Onlara da katkı vermemiz gerekir. İşte Çan olsun, Yeniçeri olsun, Yapseki olsun, Bayramış olsun, o ilçelerimize destek olmamız lazım. Bu bakımdan örgütlerimizin diğer belediyelerin de ilçe belediyelerinin de yetmediği yerlerde biz destek olmak durumundayız. Zaten belediye başkanlarımızla her ay toplantı yapıyoruz. Ayrıca da dayanışıyoruz. Yani biz elimizdeki olanakları görüşüyoruz. Vekalet olarak geldiler. Hazan Bey geldi. Andırma evde geldi. Ben aileyi aradım. Amcayı, babası ile görüştüm. Evet, buraya da geldi. Muharrem Bey geldi. Muharrem Bey. Diğer bütün belediye başkan arkadaşlar geldi. Ama ben onun ameliyatı olduğu için gelemedim. Ayrıca uğramak istiyorum yani köye. Gideceğim zaman sizi şey yapalım. Beraber görüşürüz. İyi olur. Ondan sonra. Tabii işte bu acıların yaşanmamasını diliyoruz. Artık sadece kendi ilimizde değil, hiçbir ilde olmasın. Hiç kimsenin acısı olmasın. Ve çocuklar, gencecik çocuklar bu iktidarın hep hatalı siyasetleri yüzünden birer birer maalesef toprak olurlar. Yani şehit haberi, hatta yaralı haberi duydukça insanın içi acıyor. Yani sonuçta onlar da evlat anaları, babaları işte mürüvvetlerini görmek için değil mi? Umut ederken maalesef onları karşılarında başka türlü görüyorlar. Ama hep bu işte yanlış siyasetin dışlayıcı, iteleyici, gizli, pazarlık siyasetin sonuçları bunlar. Eğer bu işler şeffaf yapılsaydı, çözüm süreçleri, bizim partimizin, ya başkanımızın dediği gibi, biz bunları çok yaşadık. Yani biliyorsun Atatürk'e bile saldırdı. Atatürk'e bile saldırdı. İstiklal Marşı yazarı, Türk Edebiyat ve Fikir Dünyası'nın ölümsüz ismi, milli şair Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde anıldı. İstiklal şairi anısına Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı adına dolu dolu bir program da hazırlandı. Mehmet Akif Ersoy Anma Programı, ÇOMÜ Rektör Vekili Profesör Doktor Metehan Uzun'un açılış konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası tarafından eşsiz bir konser verildi. Programda Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri tarafından sergilenen oratoryo gösterisine de yer verildi. Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hepiniz hoş geldiniz. Çok yoğun bir program var. Burada sazın ustaları da var, sözün ustaları da var. Aramızda Balkan Senfoni Orkestrası var. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Mehmet Akif Ersoy milli birlik ve beraberliğimizin sembol şairlerinden bir tanesi. Bu program da onun bu özelliğine uygun şekilde hazırlanmış. Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi'nden gelen misafirler var aramızda. Hepsine Çanakkale'ye, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ben ayrıca hoş geldiniz diyor. Programın güzel geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz Safahat'ta Aton'dan bahseden neler yapılacağını. Safahat bir belgeseldir çocuklar. O zamanki halimiz belki 100 seneki şimdiki halimizi söyler. Çünkü
gelmiş geçmiş en iyi dinleyici, en iyi yazarlardan biri olan Mehmet Akif, en iyi şair, halkın sesidir. Geleceği de görmüştür. Türkiye'nin belgeselini yazmıştır, bize bırakmıştır. Şu anda da aynı şeyler oluyor biliyorsunuz. Sömürgecilerin gözü asla bizim üstümüzden geçmez. Asla geçmiyor. Ve sıkı durmamız, Akif'in dediği gibi birlikte olmamız çok önemlidir. Topla, tüfekle yıkılmamıştır. Açmaz olmuştu ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı çehresi, çatıktı kaşları. Çatma! Çocuklar film gösteriminde buluştu. Çanakkale Kent Konseyi İsmet Paşa Mahalle Meclisi'nde çocuklar film gösteriminde bir araya geliyor. İsmet Paşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen film gösterimi mahalle çocuklarını buluşturuyor. Film gösterimine İsmet Paşa Mahallesi'ndeki çocukların yanı sıra diğer mahallelerden gelen çocuklar da katılıyor. Konuyla ilgili açıklamada Mahalle Meclis Başkanı Mehmet Yıldırım, genel kurullarımızda çocuklara yönelik aktivitelerde bulunacağımızı belirtmiş ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmüştük. Bu çalışmalarımız içerisinde film gösterimi de vardı. Katılan çocukları mutlu görmek bizleri mutlu ediyor dedi. Biga Ortaokulu Fen Laboratuvarı'na kavuştu. Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Ortaokulu'nda Fen Laboratuvarı törenle açıldı. Okul müdürü Musa Çetin, laboratuvarın Biga Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulduğunu söyledi. Çetin, Çanakkale ili genelinde 1800 kilogram atık pil toplayarak birinci olan okulumuz öğrencilerine Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, böyle güzel ve donanımlı bir laboratuvar hediye etti. Başkanımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim dedi. Işık da hiçbir başarı karşılıksız kalmamalı. Başarıyı ödüllendirelim istedik. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Değerli izleyicilerimiz, Eceabat'ta Anaokulu Öğrencileri Yaşlar Haftası dolayısıyla Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Büyüklerinin ellerini öperek haftalarını kutlayan minik öğrenciler huzur evi sakinlerinin yüzünü güldürdü. Yaşlılara çeşitli hediyeler veren minik öğrenciler burada çeşitli kurslara katılarak büyükleriyle birlikte şarkılar söyleyip spor yaptı. Satrançta da marifetlerini gösteren minikler büyüklerini mat etti. Ziyaretten mutlu olan yaşlılar minik öğrencilere teşekkür etti. Yenice'de düzenlenen güzel ezan okuma yarışmasında birinci olan Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Dağ'a Lapseki Ensar Vakfı'nca altın hediye edildi. Vakıf Başkanı İsmail Deveci ve Yönetim Kurulu üyeleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Topal'ı ziyaret ederek öğrenciyi başarısından dolayı kutladı. Katıldığımız kategorilerden şimdi Arap Teknik yarışmalarına da katılacağız. Bu yarışmalarda da hem metin canlandırma var hem şiir okuma var. Şu? Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Deveci vakıf olarak İmam Hatip öğrencilerine her zaman desteklerini sürdüğünü belirterek, yarışmada birinci olarak ilçemizin göğsünü kabartan öğrencilerimize gurur duymaktayız dedi. Okul müdürü Topal ise Dağ'ın 16 Nisan'da Kırklareli'de yapılacak yarışmada Çanakkale'yi temsil edeceğini kaydetti. Yarışmalarda iki başarımız oldu, iki derecemiz oldu. Bunlardan bir tanesi hukuk okuma yarışmaları Biga'da öğrencimiz birinci oldu. Bir de Yenice'de yapılan ezan okuma yarışmalarında yine öğrencimiz birinci oldu. Şimdi öncelikle onları yetiştiren öğretmenlerin, öğretmen arkadaşlarından, öğrenci velilerimizden, velilerimizden çok memnun olduğumuzu söyleyeyim.
Gelibolu'da fotoğraf sergisi açıldı. Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte araştırmacı yazar, emekli astsubay Hasip Sarıgöz, Türk'ün Çuvalla İmtihanı kitabını imzaladı. Zeki Dokumacıoğlu ise Gelibolu temalı fotoğraflarını sergiledi. Yaklaşık 10 yıldır da fotoğrafçılıkla uğraştığını söyleyen Dokumacıoğlu, "Bu süre zarfı içinde fotoğraf makinamı elimden hiç düşürmedim. Tayin olduğum yerlerde, gezdiğim, gördüğüm memleketlerde insanları, doğayı, eski yapıları ve diğer canlıları kendi gözümden fotoğrafladım. Gelibolu'ya 2013 yılında Kıbrıs'tan atandım. İlk yılımdan itibaren Gelibolu temalı bir fotoğraf sergisi açmayı kurguladım ve bu yönde çalışmalar yaptım. Yaklaşık 3 yıllık birikim sonucunda 2 adet olarak derlediğim Gelibolu temalı fotoğraf sergimi açmak nasip oldu," dedi. Ve son haberimiz, değerli izleyicilerimiz, Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü şimdi şampiyonluk yolunda. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen okullar arası 13-14 yaş Greco-Roman Güreş Grup Şampiyonası Yalova'da gerçekleştirildi. Yalova Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 75 okuldan 122 sporcunun katıldığı şampiyonada 13-14 yaş okullar arası bölge şampiyonasında İmam Hatip Ortaokulu'ndan Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları şampiyon olmak için Minder'de ter döktü. Şampiyonata İmam Hatip Ortaokulu'ndan Umurbey Belediyesi Güreş Kulübü sporcularından Hasan Hüseyin Atay 73 kilogramda serbest stilde yarışan Halil İbrahim Atay da birinci oldu. Değerli izleyicilerimiz, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşebilmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.